Seçim bitti, okullar kapandı, havalar ısındı. Şimdi tatil zamanı. Ama şöyle bir problem var, fiyatlar çok fazla arttı. Geçen sene iki kişinin bir haftalık tatili 15-20 bin lira bandındayken, sadece konaklama bedelinden bahsediyoruz. Bu sene 35 bin liradan başlıyor iki kişinin bir haftalık konaklama bedeli. Maaşlar buna göre artmadığı için bize vatandaşa bu sene tatile çıkabilecek mi onu sormak için yine sokağa çıktık. Bakalım vatandaş bu sene tatile çıkabilecek mi? Tatile gidecek misiniz? Ben geldim. Aa, süper. Çok pahalı diyorlar fiyatlar, doğru mu? Ya aslında şöyle söyleyeyim, ben bu butik otele gittim. Nerede? Gökçeada. Evet. Nasıl fiyatlar? Geçen sene 15-20 bin liradan başlayan konaklama bu sene 35 bin liradan en kötü yer başlıyor. Yani doğru söylüyorsun. Ultra her şey içinde. Ben geçen sene 25 bin lira 2 hafta tatil yaptım. Bu sene 100 bin lira. Aynen. Tatile 100 bin lira mı verdiniz? Geçen sene 25 bin lira verdim. Bu sene 100 bin lira oldu. Ha, Antalya Çoraklı'da, evet. Evet. O yüzden Gökçeada'ya mı gittiniz? Bu sefer Gökçeada'ya gittim bir haftalığına, evet. Orada ne kadar harcadınız sonra? Yani orada günlük 1000 liraya kalabiliyorsun. Sadece sabah kahvaltısı. Yani öğlen yemeğini, akşam yemeğini dışarıdan yersen tabii. Onlar pahalı mı yemek? Tabii ki, tabii ki. Geçen seneye göre kıyaslarsanız? İki katı. Kesinlikle, evet. Millet ne yapacak? Siz gidebilmişsiniz. Bir daha gidebilecek misiniz mesela? Ya da insanlar ne yapacak? Nasıl gidebilirler çok zor tatile? Yani şimdi ben evli değilim. Bekar bir insanım. Bazı şeylerden kısıp yaz tatillerinde bir hafta veya 10 gün, 2 hafta tatil yapabiliyorum. Ama yani şimdi 4 kişilik bir aileyi düşündüğünüz zaman alınan ücretler de ortada zaten. Asgari ücret çalışanlar çok fazla rakam olarak. Zor yani. Şartlar ortada zaten. Yani öyle görünüyor. Tabii çok büyük bir kesim için. Parası olanlar için zaten sıkıntı yok. Tatile gidecek misin? Yok, para yok. Tatile gidecek misiniz bu sene? Fiyatlar çok arttı. Gidebiliyor musunuz? Yani düşünüyorum ama keseme uygun olursa gidebileceğim. Onun haricinde gidemeyeceğim maalesef. Geçen sene gidebilmiş miydin? Evet, gittim. Fiyatlar nasıldı? Fiyatlar uygundu ama bu sene çok pahalı. Nereye gitmek istiyorsunuz mesela? Yani geçen sene Bozcaada'ya gitmiştim. Bu sene yani daha düşünmedim çünkü fiyatlardan daha şey yapamadım. Bayramda ne yapacaksınız? Bayramda evdeyim. Bayramda da evdesiniz. Bu sene galiba Türkiye'nin 60 milyonu evde olacak. Evet, evet maalesef. Çünkü hayat şartları çok pahalılaştı. Onun için de insanlar geçimini zor sağlıyorlar ki nerede kaldı tatil. Tatile çıkabiliyor musunuz bu sene? Çok kötü. Ekonomi çok kötü. Yani o yüzden tatil olayı biraz bu sene özellikle. Her yer 35-40 milyardan başlıyor. Aile boyu gittiğimizi varsayıyoruz. Şu an yeni bir arkadaşımızla daha konuştuk. 80 milyar yatırdığını söylüyor. Parası olan çıkıyor. Ama şu an cep yakıyor yani. Tatil için 80 milyar. Nereye gidiyor? Antalya. 5 kişi Antalya tatili şu anda 80 milyar. O kadar. Siz geçen sene gitmiş miydiniz tatile? Ben her sene gidiyordum. Hani bu sene? Bu sene gidemeyeceğim. Bir aile yakını, aile evi falan? Yani şöyle, şehir dışına zaten ara ara çıkıyoruz. 2 günlük, 3 günlük. Onu yapabiliyorsunuz. Çadır hayatı sevdiğimiz için o da kamp yapıyoruz. Ama şu an hani 5 yıldız otel hakikaten cep yakıyor yani. Daha az yıldız? Ona da kalmak istemeyiz herhalde ya. Şimdi söz konusu tatilse, dört dörtlük dinlenmekse tabii ki olay otelle bitmiyor. Tabii ki deniz kum gerekiyor. 5 yıldızlı tatil yapamazsam çıkmam diyorsunuz ya yani. Aslında şöyle, İstanbul'dan örnek gösterelim. Şu an bir sahil kenarına gittiğinizde ne derdiniz? Suriyelilerin bir nargile içtiğini görebiliyorsunuz. Bir AVM aynı şekilde. Yani siz de görüyorsunuz zaten. Hani bir yerlere bile çıksanız, en basiti diyorum, İstanbul'da Silivri olsun, Çatalca olsun, şu an gidip rahat edebileceğiniz bir ortam kalmadı. Gel gelelim ki tatil yerleri de keza zaten pahalılıktan dolayı gidemiyorsunuz. Pahalılık zaten cep yakıyor. Öbür türlü zaten bir yerlere gitseniz herkes oraya akın ediyor. Ucuz yerlerde göçmenler oluyor. Göçmenler oluyor. Ya özün sözü, özetle parası olmayanlar zaten belli yerlere gittiği için 4 yıldızı, 3 yıldızı dediğiniz için kalabalık benim anlayışım değil.
Hayır, gitmeyeceğim bu sene mesela. Neden? Çünkü yani hayat geçiminden geriye kalan para tatil yapacak kadar ya da kenara ayırabilecek kadar bir şey kalmadığı için, sadece geçinmeye gittiği için yani tatile gidecek imkanım yok daha doğrusu. Şu an burada geçen 100 kişiden 98 de belki aynı durumdadır yani. Evet, sorduğumuz çoğu kişi tatile gidemeyecek bu sene. Geçen sene gitmiş miydiniz? Değil de gidememek dertleri aslında. Gidemiyorlar yani. Geçen sene gitmiştim. Onda da memleketime gitmiştim yani, Antalya, Bodrum gibi pahalı yerlere değil. Bu sene memlekete gitmem bile biraz zorlaştı yani artık. Yol parasından mı? Yol parası, oraya gittiğimde de bir şeyler masraf yapmam gerekiyor sonuçta. Bir para olması gerekiyor genelde bunlar için de. Ama dediğim gibi hayatın akışından geriye kalmıyor yani bir şey, maaşlardan geriye. Memleket nerede? Ordu. Ordu'ya gidemiyorsunuz yani. Bayramda? Ordu'ya giderim aslında. Yok, bayramda işten dolayı gidemiyorum. Daha sonrasında giderim ama Ordu'ya sadece gidip Ordu'da 7 gün ya da bir hafta orada yatıp tekrar geri gelmek tatil olmayacağı için yani onu da yapmaya gerek duymuyorum diyebilirim. Tatile gidebilecek misiniz? Yani zor, çok zor şartlar altında, evet. Nasıl? Şöyle, tatil yapabilmek için hayatımızın birkaç ayından fedakarlık yapmak zorundayız. Şu anlama geliyor. Bir yiyorsak yarımı düşüreceğiz ki, çünkü tatil çok insani bir ihtiyaç. İnsani ihtiyaçlarımızı giderebilmek için temel gıdadan kesiyor olmak çok mantıksız ama Türkiye'deyiz. Ne kadar bir süre tatil yapacaksınız? Mesela bir hafta için mi bütün bunlar? Bir hafta bile çok maksimum oluyor. 5 gün, 4 gün falan. Nereye gideceksiniz? O da yakın civarlara en fazla gidebileceğimiz yer yani. Balıkesir falan olacak. Çanakkale, Balıkesir. Gidip Antalya'da herhangi bir yerde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapabilme gibi bir şansımız maalesef mevcut değil. 100 bin lira olmuş bir haftalığı. Çok yakın bir zamanda gittiler arkadaşlarım. Hatta 2 gün 3 gün önce balayına gittiler. Ortalama verdikleri para da o kadar. Çok fena fiyatlar ya. Maalesef. Maalesef. Yani bizim ülkemiz kimin yönettiği veyahut da X'si, Y'si, Z'si hiçbirisinin bir önemi yok. Önemli olan şey ülke içerisinde hepimizin huzur ve mutlulukla yaşaması hem maddi hem manevi olarak. Umarım bundan sonraki süreç bunu geçirdiğimiz özellikle 20-22 yıllık süreç gibi olmaz. Nereden geldiniz? Almanya'dan geldim. Buranın keyfini yurt dışında yaşayanlar çıkıyor. Çok insanlar kazıklıyor. Yalancı burada insanlar. Öyle mi diyorsun? Aynen. Yoksa ucuz mu? Ucuz, aynı. Aynı. Bayağı pahalı. Pahalı değil, aynı. Değişen bir şey yok ki. Aynı. Ucuz diye bir şey yok ya. O pahalı diyorsun. Yok, aynı. Ama yurt dışında dürüstlük var, burada sahtekarlık var. Ne yapıyorlar mesela? Burada. Burada senin gözüne baka baka senin paranı almak için yalan konuşuyorlar yani. Neredesiniz Almanya'da? Stuttgart. Yokmuş gibi ben de. Yani nasıl fiyatlar? Bir karşılaştırma yapın. Gerçekten yapmıyor. Fiyatlar aynı yani. Oranın parası. Linç yiyeceksiniz bak. Nasıl? Linç yiyeceksiniz. Evet. Almanya'dan gelip fiyatlar aynı diyenler linç yiyor. Değil, kimden aynı linç? Değil, aynı değil. Aynı. Orada eşim markete gitmediği için bilmiyor. Burada mesela bunlar burada yaşayanlar için çok yüksek miktarda enflasyon bitmiş yani. Ama bizim orada mesela Özgür, aynı, benim kullandığım şey. Hayır. Bakma öyle konuşup insanlara kışkırtma. Çünkü kışkırtacak bir şey. Aynı şey. Değişmiyor zaten. Türkiye ile Almanya aynı. Burada insanlar çok dışarıda yiyor. Orada sen orada sabah kalkıyorsun, işe giderken yemeğini evden götürüyorsun değil mi? Ben yemek yemediğim için. Burada herkes gidiyor lokantada yiyor. Hiç kusura bakma. Burada çok güzel yaşıyorlar. Bir alt kısım var, bir üst kısım var Özgür. Şimdi beni tartışacağım. Tamam, şimdi marketler nasıl? Ateş pahası. Çok pahalı. Evet. Pahalı. Ama tat olarak da tatlı. Biz orada tat bulamıyoruz. Gerçekten de. Hani buradaki yediğimiz peynirin tadı bambaşka. Süper. Başka var mı söylemek istediğiniz? Size niye iyi? Ben anlamıyorum ki. Ülkemiz çok güzel. Orada güzel. Burada günlük 100 euro yetmiyor yani. Ama neden yetmiyor ya? Yetmiyor. İyice ne pahalandı aslında. Geçen sene 100 euro yetiyordu. Ya buraya, şuraya gidiyorsun, şurada 10 lira, oraya gidiyorsun orada 50 lira. Serbest fiyat, herkes tutturabildiğine satıyor ya. Evet. Yani ekonominin ne olacağı çok belli olmadığı için herkes koyabildiği fiyatı koyuyor. Almanya'da herkes her yerde bir sabit. Alman bakkalları Türklerden daha ucuz. Şimdi doğruya doğru. Alman bakkalları Türklerden daha ucuz. Ya orada yaşadığımız yok. Burada yaşadığımız var en azından. Ne demek o? Orada mesela sabahleyin ben 3'te gidiyorum, eve geliyorum. Saat 8'de her taraf kapalı. Burada gece hep açık. Yani orada yok. Orada
orada yok. Sosyal hayatın yok ama burada gerçekten bakıyorsun dışa, taksiler insanları almıyor. Ondan sonra diyorlar ki açız, para yok. Hiç alakası yok. Ama taksi indi binde 40 liraya. Olsun ama taksi bulamıyor. Çok ucuz ama taksiler Özgür. Ama Almanya'da ne kadar? Almanya'da taksi bir fazla kullanmıyoruz biz. Benim oğlum kullanıyor. Mesela 5 kilometre sürdüğü zaman nereden baksa bir 50 euro veriyor. Ya orayla burayı karıştırma. Ama ekonomi iyi derken karşılaştırıyorsunuz. Yok, aynı orayla burayı karıştırma. Ama orada her şey güzel. Burada taksin kırık, adam onun her şeyin parasını alıyor. O da onun hakkı. Egal Özgür ama burada... Egal değil. Hayır. Yok. Ne dediniz? Fark etmez diyor. Yani. Tatile giden ya da tatilden dönen biri. Burada çok az bavul gördük. Onlardan biri ya tatile gidiyor ya tatilden dönüyor. Ama bizimle konuşmak istemedi. Ben zaten tatil bölgesinde yaşıyorum. Ya ne güzel. Evet. Nerede yaşıyorsun? İzmir'deyim ben. Özdere'deyim. Tamam. Çok arttı fiyatlar. Ne durumda? Ne durumda oluyor? Bilmiyorum ki. Benim kendi bahçem var. Ben denize gidip geliyorum fiyatlardan haberim. Aa, hayat size güzel. Evet güzel. Çok güzel. İstanbul'da ne yapıyorsunuz? Kızım var. Onun yanına geldim. Üniversiteye gidiyor. Alacağım onu, yarın döneceğiz İzmir'e. Peki fiyatlarla ilgili ne söylersiniz? Valla çok artış olduğunu söylüyorlar ama ben kesin bir bilgi sahibi değilim. Yani şimdi ne söylesem? Bahçenizden çıkmıyorsunuz yani. Aynen, bahçeden denize, denizden bahçe. Herkesin hayalini kurduğu hayat. Aynen aynen, öyle bir hayatım var. O zaman daha da iyi olur inşallah. İnşallah, hepimizin iyi olsun. Sağ olun. Bu sene tatile gidebilecek misiniz? Tatile mi? Evet. Gideceğiz. Nereye gideceksiniz? Kapadokya. Süper, ne zaman? Temmuz'da. Çok pahalandı her şey. Tatil fiyatları da çok arttı diye insanlar genelde gidemiyor. Siz etkilendiniz mi bu durumdan? Herkes gibi biz de etkilendik ama bazı şeylerden feragat ettik. Gideceğiz tabii ki de. Neyden feragat ediyorsun? Birçok şeyden yani. Giyimden, işte bilmem boğazdan, birçok şeyden feragat ederek. Yapacağız yani tatilimizi. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Kaç günlük tatil? Bir hafta. Evet. Pahalı ama yapacak bir şey yok. Yani geride kalamıyoruz yani. Mecbur. Yapacak bir şeyimiz yok. İyi tatiller o zaman size. Teşekkürler. Tatile gidecek misiniz? Gideceğiz. Gideceksiniz. Nereye gideceksiniz? Antalya'ya doğru. Antalya. Çok pahalı diyorlar Antalya. 100 bin liraymış bir haftalığı. Ama biz arkadaşlarımıza bir kamping düşünüyoruz. Biraz daha uygun olacak gibi. Çadırda kalacaksınız yani, evet. Öyle mi? Evet. Ne kadar çıkıyor? İnsanlar galiba artık çadırda kalacaklar herhalde. Evet evet, bence ya son 1-2 yıldır zaten bu tatil olayı biraz değişti. Yani insanların hem maddiyat problemi, biraz da değişiklik falan ama daha çok maddiyattan dolayı insanlar değişti. En çok kamping olanların yerlere çıktılar. Onun haricinde daha çok insanlar özel araçlarıyla karavanlarla gitmeye başladılar. Motosikletlerle gitmeye başladılar. Ya tamamen ekonomik olarak döndü bu tatil muhabbeti. Ya çoğu insan bence öyle yapacaklar. Son dönemde de bu da arttı. Biz öyle düşünüyoruz. Ya tatile gidemiyor çoğu kişi ne yazık ki. Yok. Bence de kesinlikle ekonomik durumlardan dolayı bence insanların tatile gittiğini düşünmüyorum. Çok az. Ben de mesela turizmin içerisindeyim. Otellerdeki doluluk oranı çok az. Daha çok Arap ağırlıklı. Yani ülke çok sıkıntılı durumda yani. Tatil olayı bence çok az. Kötü durumda. Bu sene turizm, iç turizm kötü olur diyorsun. Kesinlikle bence kötü. Kötü olacak. Yerli halkımız dediğim gibi yani tatile gidebilen gidecek ama maddiyat durumu iyi olan insanlar gidecek, iyi olmayan insanlar da gidebildiği kadar işte daha çok karavan ya da vesaire kamping seçecekler. Bizim gibi yani. Tatile gidebilecek misin? Gidebileceğim. Ya gelin anlatın. Haftaya. Zengin bir insan olarak gelin anlatın. Direkt meşgulüm var. Tatile gidebileceksiniz. Gideceğim. Nereye? Karadeniz'e, Trabzon'a. Akrabalarınız eviniz mi var yoksa gezmek amaçlı? Yok, gezmek amaçlı. İnsanlar çok pahalı diyorlar tatil, gidemiyor çoğu kişi. Siz bir emekli olarak bu mucizeyi nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Sizin dediğiniz mucize. Şimdi şurası Mecidiyeköy. Ben 60 yaşındayım, emekliyim. Orada bir simit yersin 15 lira. Biraz aşağıya inersin.
Biraz aşağı inersin, tavuk döner yenersin, yersin 25 lira. Eve gidersin, dana ciğeri yersin, 250 lira kilosu. Ama 30 liraya tavuk ciğerinden yaparsın. Bir pazara gidince domates 10 liralık vardır, 40 liralık vardır. Bugün yaşamadık biz bunu. Tasarruf yapıyorsunuz ve o şekilde tatile gidiyorsunuz. Yapmıyorum tasarruf. Ne tasarruf yapacağım ya? Emekli maaşıyla nasıl tatile gidiyorsunuz anlayamadım da ben. Tasarruf mu? Ben boş tasarruf yapmadan nasıl gidiyorum? Boş harcamıyorum. Boş harcamıyorum. Tasarruf demek şu değil. Şuradan nargile kafeye gidip 20 liraya çay içip 50 liraya 60 liraya Nescafe içip tamam mı? Ondan sonra ben tasarruf yapamıyorum dersen alakası yok. Hiç alakası yok. Ben giderim arabamı çekerim Karadeniz'de sahile. Koyarım ocağımı, ızgaramı koyarım. Ha bir de şu var. Trabzon'da restoranta girerim. Ha, 4 kişi çoluk çocuğumla girerim. 5 milyonu çıkarım. Otelde de kalırım. Geceliği 2000 liraya. O başka. O beni aşar. Ha, yani o tatil de benimki en lüks tatil ya. Derenin kenarında koyarım çadırımı. Yani ne var bunda? Maşallah. Tatile çıkabiliyor musunuz? Hayır, artık imkansız çıkamıyorum. Çünkü 2006. Düşün 2023. Kaç sene oldu? Ya. Bayramda da buradasınız. Görüyor musunuz? Yani bunları aldım. Zor ay ki. Hayat şartları çok zor. Ne yapacağız? Tatili ben düşünmüyorum artık. O eskiden de geçmişteydi. Tatile... Yok, buradayız. Sağ ol. Bu sene tatile gidebilecek misin? Yani kesinlikle şu an ekonomik durumlardan dolayı pek çok insan tatile çıkamama kararı aldı. Yani biz etrafımızdan ve çevremizden duyduklarımız bu. Siz gidebilecek misiniz? Ben çıkmayı düşünmüyorum şu an. Hem ekonomi yönden hem de gençlerin biraz bazı talepleri var. Ne? Yani mesela çoğu çalışmak zorunda kalıyor. Okul, iş vesaire. Mesela ben de açık öğretime yazıldım daha bugün. Dışarıdan okumayı düşünüyorum. Yani şu anlık düşünmüyorum açıkçası tatile çıkmayı. Yani tatillik bir hava yok. İnsanlar geçinmeye çalışıyor. İş saatleri arttı. Asgari ücretin mesela artıp çalışıp tamamlanmaması amacıyla ekonomik durumlardan dolayı tatile çıkmayı düşünmüyorum. Hayal gibi bir şey oldu tatil. Aynen öyle. Yani çoğu herkes öyle şu an. Etrafınıza bakarsanız görürsünüz zaten. Paramız yok maalesef. Paraları yok. Yapacak bir şey yok. Tatili sorduk. Tatile çıkabilecek mi insanlar bu sene? Genelde geçen sene tatile gidenler bu sene gidemiyorlar. Bir hafta gidenler 5 gün, 5 gün giden 3 gün, 3 gün giden hiç gidemiyor. Otelde kalan çadırı tercih etmeye başlamış. Bu sene fiyatlar el yakıyor. İnsanlar 365 günden bir hafta ayırıp ne yazık ki tatile gidemiyorlar. Birkaç tane tatile gitmiş olan ya da gidebilecek şanslı azınlıkla karşılaştık. Umarız çoğalır. Şimdiden iyi tatiller, iyi bayramlar.